Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla polis ve esnafın yargılandığı davada merakla beklenen karar çıktı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Sağdoğan'a kasten yaralama, ölüme neden olma suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. İyi hal nedeniyle indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürüldü. Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a da ölüme neden olma suçundan verilen 12 yıl hapis cezası iyi hal nedeniyle 10 yıl olarak açıklandı. Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu'yla Muhammed Vatansever isimli fırıncılarsa kasten yaralayarak ölüme neden olma suçundan 6'şar yıl 8'er ay ceza aldı. Tutuklu sanık Ebu Bekir Harlar'la tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etti. Kararın açıklanmasının ardından hem mahkeme içi hem de dışı karıştı. Ali İsmail Korkmaz'a destek verenler karara tepki gösterirken en büyük tepki Ali İsmail'in anne ve babasından geldi. Ali'nin canı bu kadar ucuz olmamalıydı. Bu çocuğun canı bu kadar ucuz olmamalıydı. 19 yaşındaki bir çocuğu da o ödeme öldürüyorlar ve 10 yıl hapis cezası veriyorlar. Bu mu bu ülkenin adaleti? Bu ülkedeki adalet bu mu? Bu kadar ucuz olmamalıydı oğlumun canı. Benim beklediğim sonuç bu değildi. Kanımız dondu, gerçekten kanımız dondu. Yani sistem öyle bir sistem ki sadece düpedüz katili, hırsızı kolluyor, mağduru daha da mağdur ediyor, daha fazla mağdur ediyor. Korkmaz ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan ise konunun takipçisi olacaklarını, suçluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi. Olmaz zaten, insan hakları mahkemesine kadar gideceğiz. Bu davada azmettirenler dahil, delilleri saklayan Eskişehir valisi, emniyet müdürü dahil, bütün hepsi yargı önüne çıkacaktır, takipçisi olacağız.